Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz ilk dönem İslam tarihi 2019 yüz ara döneminde çıkmış sınav soruları. Birinci soruyla başlayalım. Fil suresinde bahsedilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? Habeşistan Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe yıkma girişimi Fil suresinde anlatılmaktadır. Beşinci soru. Arafat'ta bir fersah yani yaklaşık 6 kilometre mesafede Zilhicce'nin ilk 8 günü devam eden panayır aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz üzere Zülmecaz diyeceğiz. Bir diğer sorumuz, ikinci soru. Hazreti Peygamber'de iştirak ettiği Hilf-ül Fudul Anlaşması'na ev sahipliği yapan kişi aşağıdakilerden kimdir? Burada da A şıkkında Abdullah bin Cudan et-Teymi Hilf-ül Fudul Anlaşması'na ev sahipliği yapmıştır bildiğiniz üzere. Bir diğer sorumuz, altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Kuzey Arabistan'da kurulan devletlerden biri değildir? Bildiğiniz üzere güneyde kimler vardı? Ma'in dedik, Sebe dedik, Himyar demiştik değil mi? Hemen onları buradan ayırıyoruz. Sebe'yi ayırıyoruz. Demek ki burada Kinde, Fedinur, Nebati, Lahmiler Kuzey Arabistan'da kurulan İslamiyet öncesi devletlerdir. Dolayısıyla değildir dediği için Sebe diyoruz. Altıncı sorunun cevabı E. Bir diğer sorumuz, üçüncü soru. İslamiyet öncesi Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin dört köşe kaya şeklindeki putu aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz üzere demiştik ki Lat Taif demiştik. Lat'ın sonundaki T, Taif'in başındaki T, Lat Taif demiştik. En büyük derse Hübel'di. İlişki esnasında taşa dönüşen iki kişiden bahsederse İshaf ve Naile'dir. Dolayısıyla üçüncü sorunun cevabı E. Bir diğer sorumuz, yedinci soru. Kabe hizmetlerinden birisi olan Sikaye'nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz üzere Saka Su'dan hatırlayacaktık. Sikaye, Kabe'ye gelen hacılara, su temin eden kişilere Sikaye deniyor. Bu görevin adı da Sikaye'dir. Daha sonra sancağı tutan kişiye Liva demiştik. Ordu komutanına Kıyade demiştik. Yiyecek ihtiyaçlarını karşılayanlara Rifade demiştik. Kabe'nin anahtarını bulunduran kişiye ve oranın bakımını yapan kişiye de Hicabe ya da Sidane demiştik. Dördüncü soru, Hazreti Peygamber'in babası aşağıdakilerden hangisidir? Bildiğiniz üzere D şıkkında Abdullah'tır. Diyor ya Amine Hatun, çünkü Abdullah'tan oldu hamile diyor ya. İşte orada Abdullah, bunu da unutmayalım. Bir diğer sorumuz, sekizinci soru. Kabe'nin tamiri sırasında Kureyşler malzeme yetersizliği nedeniyle Kabe'nin bir kısmını bina dışına bırakmak zorunda kalmışlardı. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kabe'ye dahil olduğunu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şeklinde bir duvar çevrilmişti. Bu duvara biz ne diyorduk? Yani bu duvarın olduğu yere Hatim. Hatim, bir diğer ismiyle de Hicr. Hicru İsmail diye burayı isimlendiriyorduk. 8D. Bir diğer soru, 11. soru. Medine'nin kuzeyinde yaşayan Esed kabilesi Uhud Savaşı'ndan sonra güç kaybına uğradıklarını düşündükleri Müslümanlara karşı ani bir baskın yapmaya karar verdiler. Durumdan haberdar olan Hazreti Peygamber aleyhisselam Uhud Savaşı'ndan 3 ay kadar sonra Ebu Seleme başkanlığında bir kuvveti Esed kabilesi üzerine gönderdi. Karşı tarafın güçleri toplanma fırsatı dahi bulamadan dağılıverdiler. İşte yukarıdaki bahsi geçen sefer aşağıdakilerden hangisidir? Katan seriyesi arkadaşlar. Katan seriyesi, Esed kabilesi üzerine yapılan Uhud Savaşı'ndan sonra Katan seriyesidir. Katan seriyesi Esed kabilesi üzerine yapılmıştır. Bir diğer sorumuz, 9. soru. Hendek Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Savaşta 60 Müslüman şehit düşmüş, müşriklerden de 30 kişi ölmüştür. Bu yanlıştır. Dolayısıyla 9A. Bir diğer soru, 12. soru. Hazreti Peygamber'in bizzat katılmadığı herhangi bir sahabeyi komutan olarak atadığı, görevlendirdiği askeri birliklere ne ad verilir? Hazreti Peygamber'in bizzat katılmadığı bir sahabinin kumandası altında gönderdiği askeri birliklere ne ad verilir? Seriye adı verilir değerli dostlar. Dolayısıyla 12. sorunun cevabı C. Bir diğer soru, 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi Medine'nin hicret yurdu seçilmesinin nedenlerinden bir tanesi değildir? Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yerde olması doğru. Mekke'ye göre
Nüfusu daha az olduğu için yerleşim alanlarının daha fazla olması bu yanlıştır. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı B. Diğer şıkları geçtiğimiz derslerde soru çözümlerimizde okumuştuk, şey yapmıştık, üzerine değinmiştik. Bir diğer sorumuz 13. soru. Hazreti Peygamber'in Kudüs'te göğe yükselmesine ne ad verilir? Kudüs'ten göğe yükselmesine ne ad verilir? Miraç değil mi? Miraç, Miraç yükselmek. Daha sonra yani dolayısıyla 13. sorunun cevabı C. Bir diğer soru 14. soru. Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hicret 2 yıl sürmüştür. Yaklaşık doğrudur. İlk göç edenler yaklaşık 100 kişiden oluşmuştur. Bu yanlıştır. Dolayısıyla 14D. Bir diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir? 10 yıl süreyle geçerli olması doğrudur. Barış sürecinde İslam'ı kabul edip velisinin iznini almadan Medine'ye sığınanların geri verilmemesi bu yanlıştır. Geriye izinsiz olarak gelenler geriye iade ediliyordu. 18. soru. Dolayısıyla cevabı B. 18B. Bir diğer sorumuz 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı öncesi düzenlenen gazvelerden bir tanesi değildir? Bildiğiniz üzere Ebu'a, Buat, Bedrül Üle, Zül Uşeyra. Bu Bedir öncesinde düzenlenen gazvelerdir. Sırasıyla saydığım gibi. Fakat Kurayza bunlardan birisi değildir. Dolayısıyla 15. sorunun cevabı A. Bir diğer soru. Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra Hazreti Peygamber ve beraberindeki Müslümanların Hicri 7. yılın Zilkade ayında yaptıkları umre ne ad verilir? Bildiğiniz üzere demiştik ki vakti çıkan namaz nasıl kazaysa bu da bir yıl sonra olduğu için umretül kaza olarak isimlendirilmiştir. Dolayısıyla 19E. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kureyşlerin Mekke döneminde yeni dine karşı çıkmaları nedenlerden bir tanesi değildir? Burada toplum içindeki statü ve nüfuzlarını kaybetmek istememeleri doğrudur. Çünkü itibarımız zedelenmesin, itibarımız düşmesin diye yeni dini kabul etmiyorlar. Yine Hazreti Peygamber'in istediği zekatı vermek istememeleri. Bu da mantıklı gözüküyor. Fakat o zaman zekat daha farz değildi değil mi? Dolayısıyla değildir dediği için 16B. Tutucu bir kavim olmaları doğrudur. Kabileci bir toplum yapısına sahip olmaları yani atalarının dinine sahip çıkmaları yine doğrudur. Ekonomik açıdan zarar görmek istememeleri yine bu da doğrudur. Dolayısıyla değildir dediği için 16B. Bir diğer sorumuz 17. soru. Tevbe suresindeki cizye ayeti ilk defa hangi savaş esnasında uygulanmıştır? Bildiğiniz üzere Tevbe, Tebük demiştik değil mi? Tevbenin T-E'si, Tebüğün de T-E'si demiştik. Dolayısıyla 17. sorunun cevabı E. Bir diğer sorumuz 20. soru. Taif kuşatması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kuşatma sırasında mancınık ve debbabe silahları kullanmıştır. Doğru. Kuşatma bir ay, kuşatma yaklaşık bir ay kadar sürmüştür. Doğrudur. Yine daha sonra kuşatma Huneyn zaferinin ardından yapılmıştır. Doğrudur. Ondan sonra Taif halkının İslam'ı kabul edeceğini açıklaması üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Yanlış. Kuşatma sırasında İslam ordusuna sığınan köleler azat edilmiştir. Evet doğrudur. Dolayısıyla yanlıştır dediği için İslam'ı kabul edeceğini açıklamaları üzerine kuşatma kaldırılmış değildir değerli dostlar. Dolayısıyla 20. sorunun cevabı D'dir. Bu soru çözüm videosunda biraz hızlı gittik. Çünkü aşağı yukarı %50, %60 geçtiğimiz soru çözüm videolarında çözdüğümüz sorular, benzer şeyler. O sebepten biraz hızlı gittik. İnşallah öğretici olmuştur. Rabbim muvaffak kılsın. Allah'a emanet olunuz.